bu zamanın zalimleri, bu zamanın cebbarları da anlayacak. Hepsi anlayacak. Ah diyecekler. Keşke levkünnâ nesme'u evne akilu. Keşke kulağımıza girseydi o sözler, işitseydik o sözleri, akletseydik. Nesme o evne akilu. Ma künnâ fi ashâbi seyr. Niye duymadık o lafları? Niye dinlemedik? Niye kulak asmadık? Niye anlamadık? Niye doğru olduğuna efendim kani olmadık, sezemedik onu diye? Hepsi pişmanlık duyacaklar. Hepsi son derece pişman olacaklar. Firavun gibi anlayacaklar. Nemrut gibi anlayacaklar. Bir memlekette hürriyet olması, her şeyin açık olması çok güzel bir şey. Diktatörlük olması çok fena. Ama diktatörlük nasıl oluşuyor? Bu çirkin ot, bu mikrop nasıl ürüyor, nasıl büyüyor? Dal kavuklardan ürüyor. Dal kavuklar olduğu için, destekçiler olduğu için zalimler türüyor. Hiç kimse desteklemesin, hiçbir zalim türemez. O halde zalime destek olmak çok büyük bir suçtur. Adam yaptığı işin fenalığının farkında değil. Zalime destek olmayacak. Başka? Zalime dobra dobra hakkı söyleyecek. Hadi, bu daha zor. Efdalül cihad kelimete hakkın inde sultanın cair. Cihadın en kıymetlisi, en faziletlisi zalim hükümdarın karşısında ona hak sözü söylemektir. Dobra dobra söyleyecek. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bizim zulmümüz nasıl olur? Zalimi reyle desteklersin, olur zalimin destekçiliği, dalga olur. Zalimin gidersin, alkışlarsın, ben de sana katılıyorum, senin fikrindeyim dersin, olursun destekçisi, dalga olur. Ne yapacaksın? Haksız olan, kim olursa olsun ona haksızlığını söyleyeceksin. Kur'an-ı Kerim'de Allah ne buyuruyor? وَلَوْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ Adaletten ayrılmayın, kendi aleyhinize de olsa, ana babanızın, akrabanızın aleyhine de olsa, adaletten ayrılmayın. Adaletli olun diyor Allah-u Teala Hazretleri. Kendi babasına bile iltimas yapmayacak, kendisini bile kayırmayacak, kendisinin aleyhine bile olsa adaleti icra edecek, hakkı söyleyecek, hakkı yapacak. Müslümanlık bu. Şimdi bunlar yapılmıyor. Adaletin kitaplarda adı kaldı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Mahkemelerde adalet yok, rüşvet var, yalancı şahitlik var, avukatlarda yalan, haksızlık, diz boyu. Zalim kimdir? Zalim genel manasıyla başkasının hukukunu çiğneyendir. Toplu yaşayışın ve özel yaşayışın temel prensibi adalettir. Ana prensibi. Şu prensibe bakın. Bak ne buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. İzzetime, celalime and olsun ki ben azizim. Yani beni hiç kimse yenemez. Zalimden hem dünyada hem ahirette intikamımı mutlaka alacağım. Şu prensibe bakın. Biz Allah'a inanmışız, zulümden korkuyoruz. Polisten korkmuyoruz. Hükümetten korkmuyoruz. Efendim bir mahkemeden korkmuyoruz. Hapisten korkmuyoruz. Ölümden korkmuyoruz. Dedelerimiz de korkmamış. Biz de korkmuyoruz. Vallahi korkmuyoruz. Ama tabancalı fedaileri var. Efendim gücü var, kuvveti var. Görürüz, görürüz. O onun imtihanı. Şu sırada Allah onun ipini salıveriyor da ondan var. Ondan kendisini bir şey yapabiliyorum sanıyor. O zalimin sonuna bak sen. Göreceğiz. Bekle o zalimin sonunu. Bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki zalimin dünyası da perişan. Sadece ahireti değil, bu dünyada da belasını bulacak. Bu hadis-i şerif ona şahit. Zalim bu dünyada da belasını bulacak. Zalimin zulmü en sonunda kendisini helak eder. Ve mutlaka ve mutlaka mazlumu ona yardım etmeye gücü yeterken görüp de yardımsız bırakandan da intikamımı alacağım buyuruyor Allah. Bu iki cümleyi hatırınızda tutun, hayatınızı buna göre tanzim edin. Allah'ın sizden intikam almasını istemiyorsanız zalimi hoş görmeyin, mazlumu yardımsız bırakmayın, kendiniz zulme girmeyin, zulme de uğramaya razı olmayın. İslam sevgi dini, merhamet dini, fakat karşı taraf bu baskıları
hücumları, zulümleri arttırdığı zaman onların zulmüne karşılık vermek ve savunmak mecburiyeti hasıl olmuş. Bu zamanın zalimleri, bu zamanın cebbarları da anlayacak. Hepsi anlayacak. Ah diyecekler, keşke levkünnâ nesmâ'u evnâ akilû. Keşke kulağımıza girseydi o sözler, işitseydik o sözleri, akletseydik. Nesme o evne akıllı. Makün nafi ashab-ı sayır. Niye duymadık o lafları? Niye dinlemedik? Niye kulak asmadık? Niye anlamadık? Niye doğru olduğuna efendim kani olmadık, sezemedik onu diye? Hepsi pişmanlık duyacaklar. Hepsi son derece pişman olacaklar. Firavun gibi anlayacaklar. Nemrut gibi anlayacaklar. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den. Ben de Peygamber Efendimiz'den işittim ki innen nase insanlar ahali halk iza re'evu zalime zalimi gördükleri zaman felem ye'huzu ala yedeyhi onun iki elini tutmadıkları zaman zulmünü engellemedikleri zaman evşeke en ye'ummehumullahu bi ikabim minhu az zaman sonra Cenab-ı Hakk'ın hepsine birden azap vermesi gecikmez. Hepsine birden azap gelir. Çok geçmez, kısa bir zaman sonra umumi bir azap gelir onlara.